Merhaba arkadaşlar, modern atom teorisi ünitemiz içerisinde 3. bölüme başlıyoruz bu videoyla. Periyodik sistem ve modern periyodik sistemin özelliklerinden söz edeceğiz. Burada bahsedeceğimiz periyodik sistemin genel özellikleri olacak arkadaşlar. Elementlerin atom numaraları belirlendikten sonra arkadaşlar, elementlerin özelliklerinin atom numaralarına bağlı olduğu belirlenmiş, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin. O nedenle de modern periyodik sistemi, ben periyodik sistemi PS ile gösteriyor olacağım, çok uzun yazması. Çünkü periyodik sisteme elementler arkadaşlar artan atom numaralarına göre dizilirler. Bundan önce yapılan başka periyodik sistemler de var. Onlar da hep kütle numaralarına göre dizilmiş. Ama burada modern periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre diziliyorlar. Şimdi ilk elementimiz atom numarası 1 olan hidrojen. Bakınız hemen şurada hidrojen 1, helyum 2. Bunları daha önce 9. sınıftan da bildiğiniz için bir alt periyota geçiyoruz. Periyot kelimesini kullanabilirim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gidiyor. İkincisi, burada yatay sıralara periyot, düşey sıralar ise grup olarak adlandırılıyor. Hemen baktığımızda yatay sıralarımıza bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane periyodumuz var. Şu an bilinen 118 elemente karşılık gelen. O yüzden baş kuantum sayısını en fazla 7 olarak karşımıza çıkar. Yani modern periyodik sistemde 7 tane periyot bulunur diyoruz sevgili arkadaşlar. Gruplarımızı inceleyecek olursak 7 tane periyot var demiştik. Evet. Şimdi biz hep alttaki periyodik sistemi görüyoruz. Kullanıyoruz. Aslında bu alttaki iki sıra arkadaşlar periyodik sistemde de gösterilebilir. Bakınız şuradaki sıralar. Ama bunlar nadir bulunan elementlerdir. Çok da bizim kullanmadığımız elementlerdir. Bir de periyodik sistem çok uzun olmasın diye aşağıya alınır. İlk sıra 6. periyottaki lantan elementinden sonra gelen 14 elementtir. O nedenle bu sıradaki, ilk sıradaki elementlere lantanitler adı verilir. Lantanitler. Bir alttaki sıra ise 7. periyottaki aktinyum elementinden sonra gelen 14 elementtir. Bunlara da o yüzden aktinitler adını veriyoruz. Lantanit ve aktinitler aslında 6. ve 7. periyotta araya giren elementler. Biz bunları aşağıda gösteriyoruz. Şimdi baktığımızda 1. periyotta sevgili arkadaşlar sadece 2 tane elementimiz var. Hidrojen ve helyum olmak üzere hidrojen bir ametal, helyum bir soygaz. 2. ve 3. periyotlarda sadece A grubu elementleri bulunuyor ve 8'er tane element var. Hemen bakalım. Bakınız şurası 2. periyot, şurası 3. periyot. Sadece A grubu elementleri bulunuyor. 4. ve 5. periyotlara geldiğimizde artık araya B grupları girmeye başlıyor ki şurasından ve şundan bahsediyoruz. Burada 10 tane B grubu elementi vardır. O nedenle 4. ve 5. periyotlarda 18'er element bulunuyor. Element ve bu 18 element demiştik ya 2. ve 3.'de hatta burada A grubu elementi var. 2 ve 3'te sadece A grupları var. 4 ve 5'te ise hem A hem de B grubu elementleri bulunuyor ve 18'er tane. 6. ve 7. periyotlara geldiğimizde artık araya lantanitler ve aktinitler giriyor. Ki bunları sayarsanız 14'er tanedir. Yani 18'e 14 daha eklediğimizde 32'şer tane element bulunuyor. Ve bunlar yine hem A hem de B grupları olmak üzere. Şunu unutmayınız. İlk 3 periyotta sadece A grupları vardır. 4. periyottan itibaren araya B grupları girmeye başlar. Size 4. periyotla ilgili atıyorum bir soru soruluyorsa B gruplarının da arada olduğunu dikkate almanız gerekir.
periyodik sistem, evet, elementleri atom numaralarına göre diziyoruz. Şimdi bunun dışında periyodik sistemde bulunan elementleri özelliklerine göre dörde ayırıyoruz. Metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olmak üzere. Hemen şurada sarıyla gördüğünüz ve 8A'da bulunan elementlerimiz bizim soy gaz elementlerimizdir. Soy gazlar ya da asal gazlar. Sonra metal ve ametalleri birbirinden ayıran bir merdivenimiz vardır şurada. Hop, çizeyim. Bu merdiven metal ve ametal elementlerini birbirinden ayırıyor, ancak bu merdivenin sağında ve solunda bulunan şu açık pembeyle gösterdiğimiz elementler arkadaşlar yarı metallerdir. Yarı metaller nedir, bunların özellikleri dersek, yarı metaller fiziksel olarak metallere, kimyasal olarak ametallere benzeyen elementlerdir. Kimyasal olarak ametallere benzerler. Yani benzerler. Örneğin aynı metallerde olduğu gibi yüzeyleri parlaktır, tel ve lev haline getirilebilirler falan falan. Bunlar fiziksel özellik, ama bileşik yaparken ametaller gibi kovalent bağlı bileşik oluştururlar. Bunlardan iki tanesi, şimdi sizin ilk 20 elementi bilmeniz beklenir. 9. sınıfta da var. İlk 20 element içerisinde bulunan şuradaki bor ve şuradaki silisyumu yarı metal olduğunu biliniz. Çünkü bunların bileşiklerini adlandırırken kovalent bileşik oluşturdukları için ona göre bir adlandırma yaparız. Bunun dışında merdivenin sağ tarafında kalan şu koyu yeşille gösterdiğimiz elementler ametallerdir. Tabi burada bir elementimiz var unutmamamız gereken, merdivenin solunda da olsa şuradaki hidrojen elementi. Atom numarası 1 olduğu için 1A'nın tepesinde, ancak bu bir ametaldir. Ve açık mavi ile gösterdiğimiz elementlerin çoğu bizim metal elementlerimizdir. Bakınız, B gruplarının tamamı metal mesela. A gruplarında ise metal, ametal, yarı metal ve soy gaz elementleri bulunuyor. Bunun dışında bazı grupların özel adları var. Yine bildiğiniz şeyler olabilir bunlar. 1A grubu metallerine, metalleri diyorum, hidrojeni almayacağız tabii ki. Alkali metaller, alkali bazik demektir. Bunların oksit ve hidroksit bileşikleri baziktir. 2A grubunda bulunan metallere toprak alkali metaller. 3A grubunda bulunan elementlere toprak metalleri. Toprak metalleri. 7A grubunda bulunan ametallere halojenler ve 8A'ya da az önce yazmıştık ama bir daha yazayım. Soy gazlar ya da asal gazlar adını veriyoruz. Bu da bazı grupların özel isimleri. Bir başka nokta. Burada arkadaşlar A grubu elementlerine, ki yerlerini göstermiştik zaten, bunlara baş grup elementleri denir. Bundan sonraki videolarımızda periyodik değişimlerden bahsedeceğiz. İşte atom yarıçapının değişimi, iyonlaşma enerjisi vesaire. Onlar A gruplarında düzenli değişim gösterir. O nedenle sorularda baş grup elementi olan X, Y, Z için falan diye görürseniz bunların A grubu elementleri olduğunu bilmek durumundasınız. B grubu elementlerine ise arkadaşlar yan grup elementleri denilebilir, geçiş elementleri denilebilir. Ki az önce de göstermiştik, bunların hepsi metal olduğu için geçiş metalleri olarak da söylenebilirler. Şimdi burada sevgili arkadaşlar şöyle bir durum var. Elektron dizilimlerini yaptığımızda, ki dediğim gibi daha önce dedim, eski videolarımızda var zaten, bundan önceki videolarımızda, 1A'nın elektron dizilimi S1 orbitali ile sonlanır. Hatta şununki 1S1'dir. Ops, görünmedi. 1S1'dir. Şu 2S1'dir. 3S1'dir. Bakınız, periyot numarasını veriyor. 4S1'dir. Bu şekilde gidiyor. 2A grubunun elektron dizilimi S2 orbitali ile sonlanır.
dağıtırsanız mesela şunun 3S2 olduğunu, 3, 4, 5, 6 şuranın 6S2 ile sonlanacağını söyleyebiliriz. O nedenle devam edeyim. Şu tarafa geldiğimde 3A'nın elektron dizilimi P1 orbitali ile sonlanır. S2 P1'dir, toplarız 3A eder. 4A'nın P2 ile, P3 ile, P4 ile, P5 ile ve P6 ile sonlandığını söylüyoruz. Şu arada bulunanların elektron dizilimleri D orbitali ile sonlanır. D ile sonlanır. Şu iki lantanit ve aktinitlerin elektron dizilimi ise F orbitali ile sonlanır. Sonlanır. Şimdi burada hatta B gruplarında şöyle bir şey de söyleyebilirim. Şunun mesela D1 ile, D2 ile biter, D3 ile, D4 ile bitiş yoktu. 24 ve 29'u hatırlayınız. S1-D5 ve S2-D5 vardır. D6, D7, D8 ile sonlanıyor. Yine D9 ile bitiş yoktu. S1-D9, 29'un özel durumu. S1-D10 hop ve S2-D10 diye sonlanabiliyor. Yani burada bulunan elementlerin elektron dizilimleri de D orbitali ile sonlanıyor. İşte bu sonlanan orbitalin türüne göre bloklardan bahsediyoruz. Mesela şurası sevgili arkadaşlar, elektron dizilimleri S orbitali ile sonlandığı için S blok elementleri diye geçer. Bu taraf, tabii şurada hemen söyleyeyim, helyumun elektron dizilimi, helyumun atom numarası 12. Ay özür dilerim, 2. Helyumun elektron dizilimi 1s2 ile sonlanıyor, yani s'le. O nedenle helyumda yine bir s blok elementidir ama soy gaz olduğu için 8a grubunun tepesinde bulunuyor. Helyumu unutmayınız, s blok elementi. Yani burada elektron dizilimi hangi orbitalle sonlanıyorsa o blokta bulunduğundan söz ediyoruz. Sonra bakınız şuradakiler elektron dizilimleri P ile sonlandığı için P blok elementleri olarak söylenir. Arada bulunan elektron dizilimleri D ile sonlanan buradaki elementler D blok elementleri. F ile sonlanan lantanit ve aktinitler ise F blok elementleri olarak söyleniyor arkadaşlar. Yani elektron diziliminde son orbital türü bize hangi blokta olduğunu belirtiyor. Tek bir istisnamız var burada, helyum. Her ne kadar 8A'nın tepesinde bulunsa da elektron dizilimi S ile sonlandığı için bunu da yine 1A ve 2A'da olduğu gibi S blok elementlerinden sayıyoruz. Bir şey daha eklemek isterim. Bu B gruplarına geçiş elementleri demiştik. Şimdi şöyle yapayım, bunu da sarıyla yazayım. Şu D ile sonlananlar geçiş elementleridir, evet. Ya da geçiş metalleri. F ile sonlanan lantanit aktinitlere de arkadaşlar iç geçiş elementleri denilebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Bundan sonraki videomuzda zaten bu bloklarda bulunan elementlerin, yani grupların özelliklerinden bahsedeceğiz. Burada periyodik sistemin genel özelliklerini söyledik. Bundan sonraki videomuzda periyodik sistemde elementlerin özelliklerinden bahsediyor olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.